Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları hazırlayan defterdim. Eşitlik ve denklem konusuyla gençler dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler denklem problemlerinde arkadaşlar en çok karşımıza gelecek soru tipi. Bakın bu sınıflara işte öğrencilere sıralara ikişer otururlarsa işte 3-4 kişi ayakta kalıyor. 3 yer otururlarsa şu kadar sıra boşta kalıyor. Bakın bu sorunun önceki mantığını iyi anlamaya çalışalım. Sınıfta gençler x tane sıra olsun diyoruz. Ve her sıraya eğer ikişer kişi oturursa gençler toplam öğrenci sayısını bulmak için ne yaparım? Sıra sayısıyla sıraya oturan öğrenci sayısını çarparız. 2x e, öğrenci oturmuş olur. 4 tane öğrenci ayakta kalıyorsa sınıf mevcudunu bulmak için ne yaparım? Sıraya oturan öğrenci sayısı 2x ile ayakta kalan 4 öğrenci toplarım. Ve 2x artı 4 bizim sınıftaki öğrenci mevcudu olur diyoruz. Aynı sıralara gençler. Aynı sınıftaki aynı öğrenciler. Sıralara e, 3'er tanesi e, sırada 3 tanesi boş kalacak şekilde oturuyor. O halde öncelikle kaç tane sıraya oturtacağız gençler? X tane sıra vardı. 3 tanesi boşsa x eksi 3 tane sıraya otururlar diyoruz. Ve bunların arkadaşlar x eksi 3 tane sıraya her bir sıraya 3 öğrenci oturacağına göre 3 çarpı x eksi 3 tane öğrencide de sıralara oturmuş olurlar. Gençler bakın bizim için burada x artı 4 ile 3 çarpı x eksi 3 sınıf mevcududur. Evet bunlar değişmediğine göre bunlar birbirine eşittir diyorum. O halde 2x artı 4 Eşittir diyoruz. 3 çarpı x eksi 3. Burada 3'ü dağıtarak tekrar yazarsam. 2x artı 4. 3x eksi 9 oldu. Gençler burada 2x'i sağ tarafa. Eksi 9'u sağa sola alırsam. 4'ün yanına artı 9 geldi. 3x'in yanına da eksi 2x geldi. O halde buradan x'in değeri 13 olur diyoruz. Evet benden gençler sıra sayısını istediği için sorumuzun yanıtını bulmuş oluruz. Evet, geçelim gençler bakın bu tarz sorulara. Birinci sorumuzda bir sınıfta öğrenciler sıralara üçerli otururlarsa 2 öğrenci ayakta kalıyor. Dörderli otururlarsa bir sıra boş kalıyor. Ona göre bu sınıfın mevcudunu istiyor. Gençler yine sıra sayısına x diyorum. Bu sorularda gençler sıra sayısına x diyeceğim. Üçerli öğrenci oturursa gençler oturan öğrenci sayısı Sıra sayısıyla 3'ü çarpıyorum. 3x öğrenci oturur. Ayakta 2 öğrenci kaldığına göre bu sınıf mevcudu için bakın ne yaparım? Oturan öğrenciyle 2'yi toplarak sınıf mevcudunu elde ederim. Eşittir diyoruz. Dörderle oturularsa önce bir tane sıra boşta kalacak. Bu halde oturulan sıra sayısını bulmak için x'ten 1'i çıkarıyorum. Ve bunlara da dörder kişi oturduğu için bir de bunu 4 çarparsam sınıf mevcudunu elde etmiş oluruz. Buradan 4'ü dağıtarak tekrar yazalım. 3x artı 2. 4x eksi 4 oldu. Gençler i̇şte 3x'i sağ tarafa eksi 4'ü sola alalım. 2'nin yanına artı 4 geldi. 4x'in yanında eksi 3x geldi. Buradan ne olur gençler? 4x'ten 3x çıkartır. X kalır. 2, 4 daha 6 olur. Evet, bu gençler 6 tane sıra var demektir. Benden sınıf mevcudunu istedi. Gençler burada sınıf mevcudunu bulmak için Evet bakın ister 3x artı 2'de isterse 4 çarpı x eksi 1'de yerine koyacağız. Fark etmez diyorum. O halde sınıf mevcudu. x artı 2 de yerine koyarsın. x'i yerine koyacağız. 3 çarpı 6 artı 2. 3 kere 6. 18 artı 2'den sınıf mevcudunun 20 kişi olduğunu söylüyoruz. Evet, i̇kinci sorumuzda Yine gençler bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli otururlarsa 6 öğrenci ayakta kalıyor. Dörderli otururlarsa 2 sıra boş kalıyor. Ben de yine sınıf mevcut istiyorum. Gençler burada yine ikişerli oturduğu zaman e, Oturan öğrenci sayısı 2x olur. 6 da ayakta kaldıysa 2x artı 6 Sınıf mevcud olur. Dörderli oturduğu zaman 2 tane sıra boş kalacak. Bu halde önce e, sınıf Sıra sayısı x'ten 2'yi çıkarıyorum. Ve bunu 4 ile çarparak yine ne yapıyorum? sınıf mevcudunu elde ediyorum. 4'ü içeri dağıtırsam 2x artı 6 burası 4x eksi 8. Gerçekten 2x'i sağ tarafa eksi, a, 8 zor alacağım. 6 artı 8 eşittir. 4x'ten 2x'i çıkarıyorum. Buradan 14 eşittir. 2x. Yeter iki tarafı 2'ye bölersem x'in değeri 7'dir. Demek ki 7 tane sıra var. Burada 2x artı 6'ı yerine koyarak sınıf mevcudunu bulalım. 2x artı 6 sınıf mevcudunu veriyordu. 2 çarpı e, x yerine 7 yazarsam 7 artı 6 2 kere 7 14 artı 6'dan evet, yine arkadaşlar ne oldu? Sınıf mevcudumuz 20 öğrenci oldu. Peki şöyle kalemi değiştireyim ve 3. soruya bakıyorum. Bir sınıfta öğrenciler sıraları ikişerli otururlarsa 5 öğrenci ayakta kalıyor. her yani 2 tane sıra vardı. 2x olur oturan sayısı ve 5 ile toplarsam sınıf mevcudun eşittir. Üçer otururlarsa 4 sıra boş kalacak. Önce sıra sayısı x'ten 4'ü çıkarıyorum. Ve bunları üçer kişi oturtturuyoruz. Yani 3 ile çarpıyorum. Buradan 3'ü içeri dağıtırsam 2x artı 5'i yazdım. 3x eksi 12. İşte 2x'i sağ tarafa alacağım. 3x'in yanına eksi 2x olarak gelsin. Eksi 12'yi sola alıyorum. 5 artı 12 oldu. Burada 17 eşittir x. Demek ki 17 tane sıra var. Peki sınıf mevcudu için gençler bu sefer de 3 çarpı x eksi 4'ü kullanalım. Sınıf mevcudunda istediğimizi kullanabiliriz gençler. 3 çarpı x eksi 4'ü kullandım. Parantez yazıma dikkat edelim. Hadi 3 çarpı x yerine 17 yazarsam. 17 eksi 4 17'den 4'ü çıkarıyorum. 13. 3 ile 13 çarparsak da 39 öğrenci vardır bu sınıfta diyoruz. Evet, devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Birinci problemde gençler ardışık 3 doğal sayının toplamı 60 olduğuna göre en büyük sayı kaçtır diyor. Gençler birinci sayımız ikinci sayı ve üçüncü sayımız var. Birinci sayıya gençler x dersem İkinci sayı ardışık dediği için bir fazlası x artı 1'dir. Üçüncü sayı bir tane daha fazla x artı 2'dir. Ve bunların toplamı 60 olacak. Şöyle direkt toplam durumunu yazıyorum. 60'tır diyorum. X'leri toplarsam 1, 2, 3, x. 1, 2 daha artı 3. Eşittir 60. Artı 3'ü karşıya eksi 3 olarak gönderirsem. 3x 57 ise her iki tarafı 3'e bölersem gençler X'in değeri 19 olur diyoruz. Gençler 19 ben küçük olan sayıya X demiştim. O halde büyük sayı istediği için bakın 2 fazladır. 19 artı 2'den 21 olur sorumuzun yanıtı diyelim. Evet. İkinci sorumuzda ardışık 4 çift doğal sayının gençler bak ardışık olacak ve 4 çift doğal sayı olacak. Toplamları 84'tür gençler. Küçük sayıya X dersem, büyük sayı Bunlar iki fazla x artı 2. üçüncü sayımız x artı 4. Ve dördüncü sayımız gençler x artı 6 olur. Bakın bunları toplayacak olursam. 84'e eşittir diye yazıyorum. X'leri topluyorum. 1, 2, 3, 4, x. 6, 10, 12. Eşittir 84. 4 x'i yalnız bırakmak için artı 12'yi gönderiyorum karşıya. Eksi 12 olarak geçti. Madde 4 x'in değeri 72 ise her iki tarafı 4'e bölersek x'in değeri 18 olur diyoruz. Zaten en küçük sayı istemişti. Hadi sorumuzun yanıtı 18 olur diyelim. Evet, devam edelim gençler. Şöyle siyah alayım. Ardışık 3 tek doğal sayının toplamı 63'tür. Ortanca sayı istiyor. Şimdi gençler küçük sayı diyeceğim bu seferde. Ortanca sayı ve büyük sayı. Arkadaşlar burada x'i kime dediğimiz önemli. Ben mesela burada ortanca sayı istediği için gençler x'i ortanca sayı söylemek istiyorum. Ardışık 3 tek doğal sayı dediği için ikişer ikişer azalır veya ikişer ikişer artar. O halde küçük sayı x'ten 2 eksik yani x eksi 2'dir. Büyük sayıda gençler 2 fazla x artı 2'dir. Bakın bunların toplamı x eksi 2 artı x artı x artı 2'nin 63'e eşit olduğunu söylüyor. Gençler toplarsam 1, 2, 3, x eksi 2 artı 2'yi götürdü. 63'e eşittir. Her iki tarafı 3'e bölersem x'in değeri 21 olur. Zaten ben de x'i ortancıya demiştim. O halde sorumuzun yanıtı 21 olur diyelim. Evet. Devam ediyorum dördüncü soruda. Bütünler iki açını açıdan büyük oranın ölçüsü küçük oranın ölçüsünden ölçüsünün 4 katına 10 eksiktir. İşte bütünler dediğimiz toplamları 180 dereceydi. O halde ben küçük açıya x dersen büyük açı 4 katından 10 eksik yani 4 x eksi 10 olur diyoruz. Ve bunların toplamları 180 olması gerekiyor. Benden büyük açı istiyor. Dikkat edelim. Toplarsam x 4 x daha 5 x eksi 10 eşittir. 180 ise Eksi 10'u karşıya gönderdim. Artı 10 olarak geçti. 5x eşittir. 190. Gençler her iki tarafı 5'e bölersem x'in değeri 38 derecedir. Gençler 38 derece isim. Büyük açıyı bulmak için bakın 4x eksi 10'da yerine koyabilirim. Veya 180'den direkt çıkartırım. Büyük açı diyorum. Evet burada arkadaşlar istediğinizi yapabilirsiniz. 180'den 38'i çıkarıyorum. 142 derece olur sorumuzun yanıtı diyorum. Evet, devam edelim. Beşinci soruya geçelim. Evet, tümler iki açıdan büyük olanın ölçüsü küçük olanın ölçüsünün iki katından 15 fazladır. Arkadaşlar, tümler dediğimiz toplamları 90'dır. Buna göre küçük açı kaç derecedir? Böyle küçük diyorum. Küçük açıya x dersem gençler. Büyük açı 2 katından 15 fazla 2x artı 15 olur. ve Toplamları 90 olacak. O halde x artı 2x artı 15 90'a eşitsin. x 2x daha 3x artı 15'i karşıya gönderdim. Eksi 15 olarak geçsin. O halde 3x 90'dan 15 çıkarıyorum gençler. 75. Her iki tarafı 3'e bölersek burada x'in değeri 25 derecedir. Zaten ben x'i gençler küçük açıya demiştim. O halde sorumuzun yanıtını bulmuş olduk. Altıncı soruya bakalım. Bir okulda kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının 3 katından 5 eksiktir. Okulda 123 öğrenci olduğuna göre erkek öğrenci sayısını istiyor. Gençler erkek öğrenci sayısı eğer x olursa erkek sayısına x dersem kız öğrenci sayısı Erkek öğrenci sayısının 3 katı 3x 5 eksi eksi 5. 3x eksi 5 olur. Ve toplamları 123. x artı 3x eksi 5. 123'e eşitse. x 3x daha 4x. Eksi 5'i karşıya gönderdim. Yaşar artı 5 olarak. Geçtim. O 4x 128 i. Her iki tarafı 4'e bölelim. Ve x'in değeri buradan. 128 4'e bölüyorum 32'dir. Gençler erkek öğrenci sayısına zaten x demiştim. Hadi sorumuzun yanıtını 32 olarak işaretleyelim. Evet 7. soruda bir otobüste evli kişilerin de bulunduğu 18 bayan 12 bay yolcu vardır. Ona göre otobüsten kaç tane evli çift inerse bayan sayısı bay sayısının 3 katı olur diye soruyor. Gençler x kişi insin diyelim. x tane x evli çift insin diyelim. Başlangıçta gençler e, bayan sayısı, şöyle kadın diyelim. Kadın sayısı 18'de arkadaşlar x evli çift inerse 18'i eksi x tane kadın kalır. E, erkek sayısı 12'ydi. 12'den de gençler x tane insan inerse 12 eksi x kalır. Evet bu durumda gençler ne istiyor benden? E, otobüsten kaç kişi inerse diyor. Bayan sayısı, yani kadın sayısı e, erkek sayısının 3 katı olacak. Arkadaşlar bakın kadın sayısı 18 eksi x. Erkek sayısı 12 eksi x'in 3 katı olsun. 12 eksi x'in 3 katı demek. Bunu 3 ile çarpacağım demektir. Ve eşit olarak yazacağız. Buradan düzenlersem 3'ü içeri dağıtıyorum. 18 eksi x'i yazdım. 36 eksi 3 x. Arkadaşlar küçük olanı x'i gönderirsem 18 sağa alacağım. Eksi x artı 3 x. 36 eksi 36 eksi 18 buradan eksi x 3 e x daha 2 x yapar 18'e eşitse x'in değeri buradan 9'dur diyoruz. Ben zaten x arkadaşlar kaç tane evli çift dedi. Demek ki 9 tane evli çift inersem evet kadın sayısı erkek sayısının 3 katı olur diyelim. Evet, devam ediyorum. Sayfa 164'teki problemlere bakalım. İnçer 10 babası 36 yaşındadır. Kaç yıl sonra babasının yaşı Dinçer'in yaşının 3 katı olur. X yıl sonra dersem. X yıl sonra gençler Dinçer 10 artı X olur. Babası şu anda 36 yaşındaydı. X yıl sonra 36 artı X olur. Babasının yaşı Dinçer'in yaşının 3 katı olacak. Yani 36 artı X 10 artı x'in 3 katı olacak. 10 artı x'in yani yaşının yaşını 3 kat dediği için buraya çarparak eşitliği sağladık. 3'ü dağıtırsam gençler. 36 artı x'i yazdım. 3 kere 10 30 artı 3 x. Gençler buradan x'i sağ tarafa 30'u sola alacağım. 36 eksi 30 eşittir. 3 x'ten x'i çıkarıyorum. Buradan 6 eşittir. 2 x ise her iki tarafı 2'ye bölersem e, x'in değeri 3 olur diyorum. Demek ki 3 yıl sonra babasının yaşı dinçenin yaşının 3 katı olur diyoruz sorumuzun yanıtını. İkinci soruda gerçekten bizim için klasik bir denklem problemi. Koyun ve tavukların olduğu bir çiftlikte toplam ayak sayısı 100'dür. Bu çiftlikte 40 tane hayvan olduğuna göre tavuk sayısı kaçtır? İşte tavuk sayısına x dersem. Evet koyun sayısı Arkadaşlar toplamları 40 olduğuna göre bakın şöyle düşünün. Mesela benim 5 tane tavuğum olsaydı toplam hayvan sayısı 40 olduğu zaman koyun sayısını bulurken 40'tan 5'i çıkardırdım. E şimdi x tane tavuk varsa o halde koyun sayısını bulmak için 40'tan tavuk sayısı yani x'i çıkartırım diyorum. Ayak sayıları toplamı gençler. 100 dedi. O halde tavuktan ayak sayıları ayak sayısı diyorum. Ayak sayıları diyelim. Gençler tavukların 2 tane ayağı vardı. O halde 2x tavuğun ayağı vardır. Oyunların 4 ayağı var. Buna 4 çarpı hayvan sayısı ayak sayısını çarparak bulurum. Ve bunların toplamına yüze eşit olacak şekilde denklemi yazıyorum. Buradan 4'ü içeri dağıtırsam 2x artı 4 çarpı 40 160 eksi 4x eşittir 100'den. 2x'ten 4x çıkartırsam eksi 2x artı 160 eşittir 100 kalır. Buradan gençler 160 sağ tarafa alırsam eksi 160 olarak geçer. Bu solda eksi 2x kaldığını atlamayalım. 100'den 160 çıkartırsam eksi 60. X'i bulmak için her iki tarafı eksi 2'ye bölersem eksi 2'ler gider. O halde x eşittir. Eksi eksiye böldüm artı 60'ı 2'ye böldüm 30. Demek ki gençler 30 tane tavuk vardır diyoruz sorumuzun yanıtını. Peki üçüncü sorumuzda şöyle kalemimi değiştireyim. Bir galeride toplam 30 tane otomobil ve motosiklet vardır. Otomobil ve motosikletlerin tekerlek sayıları toplamı 100 olduğuna göre bu galeride kaç tane motosiklet vardır? İşte motosiklet sayısına x dersem otomobil sayısı toplamları 30 olduğuna göre 30 eksi x demem gerekiyor. Şimdi motosikletin gerçekten 2 tekerleği vardı. O halde 2x tekerlek olur artı. Otomobilin 4 tekerleği var. 4 çarpım 30 eksi x olur. Ve bunların toplamı da 100'e eşittir diyor. Buradan gençler şu 4'ü içeri dağıtarak tekrar yazalım. 2x 120 eksi 4x eşittir. 100 oldu. 2x'ten 4x'i çıkartırsam eksi 2x artı 120 eşittir 100 diyorum. Arkadaşlar burada 120'yi karşıya göndereceğim. Şuradan yazalım. Eksi 2x kaldı. 100'ün yanına eksi 120 geldi. Eksi 2x eşittir eksi 20 ise x'i bulmak için her iki tarafı eksi 2'ye bölelim. Ve buradan x'in değeri 10 olur diyoruz. Demek ki gençler motosiklet 10 tane vardır diyorum. Sorumuzun yanıtına. Devam edelim. Dördüncü sorumuzda gençler şöyle biraz büyütelim. Bir kamyonette ağırlığı 8 kilogram ve 15 kilogram olan meyve kasalarından 13 tane yüklenmiştir. Araca yüklenen toplam ağırlık 160 kilogram olduğuna göre sandıklardan kaç tanesinin ağırlığı 15 kilogramdır. Gençler i̇şte o halde 15 kilogramlık sandık sayısına x tane dersem kasa sayısını x dersem 8 kilogramlık kasa sayısı toplamı 13 olduğuna göre 13 eksi x olur. Arkadaşlar ağırlıkları toplarken ne yaparım? kasa sayısıyla ağırlığı çarparım. Yani 15 ile x'i çarparım. 15x artı. 8 ile de 13 eksi x'i çarpıyorum. 8 çarpı 13 eksi x. ve bunların toplamı 160 ile eşittir diyorum. Buna 8'i içeri dağıtalım. 15x artı. 8 ile 13 çarparsam gençler 104 eksi 8x olur eşittir 160 15 x'ten 8 x çıkartırsam 7 x 104'ü karşıya gönderelim gençler eksi 104 olarak geçer o halde 160'tan 104'ü çıkarıyorum 56 7 x 56 ise her iki tarafı 7'ye bölersem x'in değeri 8 olur diyorum sorumuzun yanıtına zaten benden 15 kilogramlık kasa sayısını istedi. Evet x olur. Yani o da 8 tanedir deriz. Evet 5. sorumuzda öğretmenler gününde öğretmene hediye alacak olan bir sınıftaki öğrenciler kendi aralarında para toplayacaklardır. Sınıftaki bazı öğrenciler 4 TL, bazı öğrenciler 6 lira vermişlerdir. Sınıfta 24 öğrenciden toplam 140 TL toplandığına göre 6 TL kaç öğrenci 6 TL vermiştir? Yani 6 TL veren öğrenci sayısına x dersem toplam 24 öğrenci var. O halde 4 TL veren öğrenci sayısı sınıf mevcudundan yani 24'ten x'i çıkartırsam 24 eksi x tane de 4 lira vermişlerdir. Toplam parayı bulmak için x ile 6'yı çarpıyorum 6x artı e, 4 TL gençler 24 eksi x kişi verdi. 4 ile de 24 eksi x'i çarparım ve toplam paranın 140 liraya eşit olduğunu söylüyor. Buradan 4'ü dağıtırsam 6x artı 4 kere 24 96 4 ile x'i çarpıyorum. Eksi 4 x. 140'a eşitsin. 6 x'den 4 x çıkardım. 2 x. 96'yı karşı eksi 96 olarak gönderiyorum. Buradan gençler ne olur? 44 olur. Her iki tarafı 2'ye bölersem de x'in değeri 22 olur. Demek ki gençler 22 öğrenci 22 öğrenci 6 lira verene x demiştim. O da 22 öğrenci 6 lira vermiştir diyorum. Sorumuzun yanıtını 22 olarak veriyorum. Altıncı ve son soruya geçelim. <laughs> Kalemi değiştiriyorum. Bir sınavda her doğru cevap için 10 puan verilmekte ve her yanlış cevap için 5 puan geri alınmaktadır. Bu sınavda 80 soru cevaplayan Ali 200 puanı aldığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Gençler doğru sayısını bilmiyorum. X dersem. Yanlış soru, yanlış sayısı... 80 soru cevaplamıştı. 80'den doğru sayısını yani x'i çıkartırım ve 80 eksi x tane yanlış sayısı vardır diyorum. Doğrulardan 10 puan geliyor. O halde x tane doğru varsa 10 x puan gelir. Yanlışlardan gençler 5 puan geri alınacak. O halde eksi 5 ile çarpıyorum. 80 eksi x'i. Ve toplam puanın 200'e eşit olduğunu söylüyor. Bakın denklemimizi kurduk. Eksi 5'i içeri dağıtıyorum. 10x yazdım. Eksi 5 ile 80'i çarpıyorum. Eksi 400. Eksi 5 ile eksi x'i çarpıyorum. Gerçi işaretlere dikkat. Artı 5x. 200 ise, 10x 5x daha 15x. Eksi 400'ü karşı artı 400 olarak gönderirsem. 15x 600 eşittir. Her iki tarafı 15'e bölersem x'in değeri 40 olur diyorum. Demek ki 40 tane doğrusu vardır. 40 doğrusu vardır diyoruz. Ve bu soruyla dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.